Merhaba değerli izleyiciler. Bugün ibadet ederken Rabbimizi tanımak gerektiği konusuna dair küçük bir tefekkürde bulunalım. Fikriyatımızı tazeleyelim diye düşündüm. Çünkü Kur'an'da baktığımız vakit Cenab-ı Hak bize sadece ibadet etmemizi emretmiyor, kendisini tanıtarak kime ibadet ettiğimizin dikkate alınmasını istiyor. Öyle bir ibadet esasına ibadettir. Hatta ibadetin başı marifetullah'tır. İbadetin temeli yaratıcımızı, mabudumuzu doğru şekilde tanımaktır. Onun şirkten uzak olduğunu, yani şeriki olmaktan uzak olduğunu, benzeri olmaktan uzak olduğunu, onun mutlak gaybi olduğunu bilerek ibadet etmemiz icap ediyor. Şimdi Bakara suresinin 21. ve 22. ayeti var. Bu konu bize muazzam bir ufuk veriyor. Hayatımız boyunca bence göz önünde bulunduğumuz gereken bir çerçeve çiziyor bu ayetler. Şöyle başlıyor. Ey insanlar! Rabbinize ibadet edin. O Rab ki sizi yarattı, sizden evvelkileri yarattı. O Rab ki yeryüzünü yaşamanızı elverişli hale getirdiği bir yatak gibi düzenledi. Semayı bina etti. Sema cihetinden yağmur yağdırdı, indirdi. İndirdiği bu yağmurla, su ile topraktan rızık olarak size bir nice yiyecekler, rızıklar ihsan eyledi. Bunları görüp gözetlediğiniz, bildiğiniz halde Rabbinize haşa şirk koşar mısınız? Şirk koşulur mu? Diyor. Meal. Şimdi bu ayette dikkatimizi çeken şu. Cenab-ı Hak bu ayette ey insanlar ibadet edin demekle yetinmiyor. Kendisini deyimlerinde ise tarif ediyor. Kendisini tanımlıyor veya tanımlamak tabiri belki biraz farklı gelebilir. Kendisinden bahsediyor. Marifetullah'tan söz ediyor. Ki ibadette mabut var, ibadet edilen ibadet var, bir de ibadet eden kişi abid var. Biz ibadet ediyoruz. Kur'an diyor ki, ey insanlar ya da Kur'an'da Rabbimiz diyor ki, ey insanlar sizi ve cinleri ben ibadet etmek için yarattım. Peki mabudumuz kim? Tanımamız lazım. Ve tanıyarak ibadet etmemiz lazım. Tanımanın ibadet olduğunu bilmemiz lazım. Tanıyarak ibadet etmeye çalışmamız lazım. Bu çok önemli. Dolayısıyla bu ayetler bize bu iki ayet yine Bakara suresinin 21. ve 22. ayetleri bize mabudumuzu tanıyan ve dolayısıyla mabudumuzu tanıyarak ibadet etmemiz gerektiğini tembihleyen İlahi mesajlar hüviyeti. Şimdi ayeti bir kez daha hatırlayalım. Ya eyyühen nasu bu doğru bükümüllezi halakakum. Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize ibadet edin. Vellezî min kablikum ve sizden evvelikleri yaratan Rabbinize ibadet edin. Başka? O Rab ellezî ceallekumul arda firâşa. Yeryüzünü bir yaygı gibi hayata elverişli kıldı. Bunu unutmayın. Ve semaya bina, semayı bina etti. O sema ki ne güneş sistemini tam olarak biliyorsunuz, ne kendi galaksinizi biliyorsunuz, ne bütün evreni akıllara durgunluk veren bir sema var önünüzde. Onun eseri, o bina etti bunu. Sıkışmış bulutlardan ise yağmur ihsan ediyor, indiriyor. Böyle bir Rabb'e ibadet edin. Yağmur yağmasa hayatınız felç olur. Fazla yağsa felç olur, yağmasa felç olur. Cenab-ı Hak hikmeti çerçevesinde bunu ihsan ediyor. Sonra yağan yağmurla toprakları suluyor, besliyor. Oradan size türlü türlü yiyecekler, nimetler, sebzeler, meyveler ihsan ediyor. Dolayısıyla asla Allah'a nıt, zid, isnat etmeden onun vahdaniyet-i mutlakasını hesaba katarak ibadet edin. Bu mesajı veriyor.
Dolayısıyla biz anlıyoruz ki bu ayetlerden ibadet ederken, söz yürüyüp namaz kılarken, oruç tutarken, hayır hasenatta bulunurken, Allah'ı anarken nasıl bir Rabbe, nasıl bir mabuda ibadet ediyoruz, bunu tasavvur etmemiz lazım. Bu tasavvur bizim ibadet coşkumuzu, ibadet neşvemizi de artırır. Elimizi rastgele bağlayıp namaz kılmak nereden? Ben namaz kıldığım zat-ı akdes, benim mabudum, beni yaratandır. Benden evvelki yaratandır. Yaşadığım arzı hayatı elverişli hale getirendir. Yer küresini, semayı bina edendir. Benimle bütün canlıların ihtiyacı olan sema cihetinden yağmuru indirendir, yağdırandır. Topraktan, kuru topraktan sayısız nimetleri, yiyecekleri, sebzeleri, meyveleri önüme koyandır. İkram edendir. Ben ona ibadet ediyorum bilincine, ancak böyle ulaşılır. Bunu göz ardı ettiğimiz zaman ibadetimiz zayıf kalır. Sönük kalır. Onun için bu ayetin başında Cenab-ı Hak bütün insanlara seslenerek, ey insanlar, sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet edin derken bu hakikate dikkat çekiyor. Bir defa yaratılışımızla ibadet arasındaki bağı görmemiz gerekiyor. Bu dünyadaki vazifemiz, bizi yaratılışımızı hesaba katarak yaratıcımızı tanımamızdır. Bizi yoktan var eden Rabbimize iltica etmemizdir. Ona yönelmemizdir. Ona imanımızı sergilememizdir. Ona saygımızı, şükrümüzü, memnuniyetimizi dile getirmektir. Var olmak küçük bir nimet. En büyük nimet bizim için var olmaktır. Hayat yaratılmış olmaktır. O halde yaratıcımıza ibadetle yükümlüyüz. Dolayısıyla yaratıcımızın birinci vasfı bu ayette dikkat çeken Halik vasfıdır, yaratıcı vasfıdır. O halde Rabbimizin yaratıcı olarak, yaratıcımız olarak, rezzakımız, rızık vericimiz olarak, yeri göğü bina eden olarak, ikram sahibi olarak, rahmet sahibi olarak görmeli ve ona göre ibadet etmeliyiz ki ibadetin neticesini, sürurunu, meyvesini, neşvesini alalım. Cenab-ı Hak tüm ibadetlerimizi kabul eylesin. İbadetin ruhu olan ihlas da bizleri ihlas ile aynı zamanda şeref.